Wow, sizi çok seviyorum. Ve çok özledim. Bazılarınız birkaç haftadan beri görmüyorum. İşte çok özledim. Bazılarınız geçen pazar gününden beri görmüyorum. Çok özledim. Bazılarınız dün akşamdan beri görmüyorum. Çok eğlendik dün akşam ama çok özledim bu sabah. Keşke beraber kahvaltı da yapsaydık. Keşke hep beraber olsak ama... Herhalde olacağız. O gün benden sıkılacak mısın bilmiyorum. Yani işte. Hamdolsun. Biz beraber Romalılar kitabını çalışıyoruz ve bu lütuf konusuna odaklanıyoruz. Yani Tanrı'nın lütfu nedir? Ve gördüğümüz gibi çok derin ve yoğun bir kavram Tanrı'nın sözünde. Tanrımız sadece adil bir Tanrı değil, sadece merhametli bir Tanrı değil. Ondan ziyade lütufkar bir babamız var. Ve bunu anlamaya çalışsak da belki hayatlarımız boyunca lütfunun ne kadar yüce, ne kadar derin olduğunu belki hiç anlamayacağız ama çalışacağız yine de. Ve bugün Romalıların 8. bölümüne kadar geldik. Şimdi birçok imanlının en sevdiği bölüm oluyor. Tamam, teselli bulmak için insanlar her zaman Romalılar 8'i açıyorlar, okuyorlar. Cesaretlenmek için, işte teşvik olmak için 8. bölümüne gidiyoruz. Çünkü bu harika bir bölüm. Eski bir yorumcuya göre Romalılar kitabı İncil'deki Himalaya dağları gibi. Yani İncil'deki belki en yüce bölüm diye düşünenler var. Ama Romalılar 8... Everest Dağı gibi. Yani en yüksek, en görkemli bölüm. Ve korktuğumuz zaman, üzüldüğümüz zaman oraya gidiyoruz, tırmanıyoruz ve yeni bir perspektif almaya çalışıyoruz oradan. Çünkü dertlerimiz varken, kaygılarımız varken, aslında o bulutların bir üstüne çıksak, yeni bir bakış açısıyla bakabilsek her şeyi yeniden görmüş oluyoruz. Ve Romalılar 8 bize böyle bir fırsat sunuyor aslında. Ve bugün bile belki korkular içindesin, belki sıkıntı içindesin. Ama bugün beraber bir yolculuğa gideceğiz. Bu dağa tırmanacağız, çıkacağız beraber. Ve Rab dilerse bugün bize yeni bir perspektif sağlayacak. Bu bölümlerin arka planında son haftalarca geliyorsanız eğer biliyorsunuzdur. Arka planında iki tane çok asıl, çok eski hikaye var. Birincisi Adem'in hikayesi. Yani insanoğlunun, bizim atımızın hikayesidir. Ve Adem bahçeden kovulduğu zaman... Ali abi neredesin? Tamam, bir bahçıvanımız var. Tamam. Şimdi Adem ile Hava bahçeden kovuldukları zaman aslında korku dünyaya girmiş oldu. O hangi dil konuştuklarını bilmiyorum o bahçedeyken ama korku için bir kelime yoktu. Çünkü hiç hissetmediler korkunun ne olduğunu. Çünkü Tanrı'nın himayesinde yaşıyorlar. Bir garanti var her şey için. Güvenli bir yerde, bir sığınaktalar. Ama şimdi bahçeden kovuldukları zaman, yo biz kendi yolumuzu kendi çizelim dedikleri zaman, kafalarımıza takılalım dedikleri zaman, o zaman Tanrı'nın himayesinden çıkmış oldular. Ve şimdi buradalar. Ve aslında açıktalar. Kötülüğe maruz kalıyorlar. Ölme ihtimali var, hastalanma ihtimali var. Garanti yok dünyada. O zaman bir korku var ve o gün bugündür korku hakimdir. Biz de korkuya alıştırıldık. Böyle yetiştirildik. Ya düşersin, hasta olursun, onu yapma, şunu yapma diye korkuya alıştırıldık. O zaman içimiz, herkesin içinde bir korku var. İster istemez. Ama İsa Mesih geldiği zaman ve bunu göreceğiz. Aslında yeniden bizi Tanrı'nın himayesine aldı. Yeniden Tanrı'nın varlığına kavuşturdu. Yeniden o güvendeyiz. Ve korkunun burada hiçbir yeri kalmıyor. Arka plandaki ikinci hikaye, bu bölümlerde gördüğümüz gibi, bu Mısır'dan çıkış hikayesi, İsraililerin hikayesi. Onlar Mısır'dayken köleydi. Ve kölelik zaten korkuya dayatılan bir durumdur.
Değil mi? Şunu yapmazsan işte öldüreceğim, döveceğim falan. O zaman korku içinde yaşıyorlar köleler olarak. Ama Tanrı geliyor, kurtarıyor. Gördüğümüz gibi son bölümlerde işte Kızıldeniz'den geçirerek ki biz vaftizden geçiriyoruz. Sonra işte Sina Dağı'na gelerek ve biz de diri Tanrı'nın varlığına giriyoruz. Onlar da kutsal yasayı alarak ki biz yasanın yerine kutsal ruhu alıyoruz. Yeni bir halk oldular. Ve sonra vaat edilen ülkeye girmek üzereler. Ama görüyoruz gibi eski anlaşmada vaat edilen, yani Tanrı'nın verdiği mirasa girmek üzereyken bile korku içindeler. Ya ne olacak falan. Çünkü o korku ruhu hala onlarda mevcut. O kölelikten kalma. Ve bizim için aynı şeyler geçerli. Kutsal ruh aldık. Vaftiz olduk. Rabbin tarafından çağrıldık. Bir miras veriliyor bize. Bir vaat edilen ülke var bizim için. Hem de olsun bizim gideceğimiz, sahip olacağımız. Ama yine de bazılarımızın içinde bu korku ruhu devam ediyor. O zaman ilk ve son olarak burada Romalılar 8'de Pavlus onu tamamen yok etmek istiyor. Artık kölelik kalmasın. Artık korku kalmasın. İmanlıların hayatında korkunun hiçbir yeri yok. Ama çeşit çeşit korkularınız var. Çünkü bunlara alıştırıldık. O zaman bugün yapmak istediğim şey, Kutsal Ruh'un yardımıyla, bu ayetlerden, okuyacağımız ayetlerden 10 tane madde çıkaracağım. Yani korkmamız gerekmediğini ispatlayacak 10 kanıt. Onları geçeceğiz. Çünkü ondan fazla korkularımız olabilir bu odada bile. Şundan korkuyorum, şununla ilgili endişeleniyorum, şununla ilgili kaygım var. Ve benim isteğim, Tanrı'nın sözü etkin ya, diri ya. Tanrı'nın sözü bizim hayatlarımıza girsin. Korkunun kalan kanıtlarını bile, kalıntıları bile yok etsin. Tanrı'nın süpürgesi gelsin. Bütün korkumuzu temizlesin, yok etsin. O zaman yüreklerimizi açalım. Birazdan Tanrı'nın sözünü okuyacağız. İlk önce kısa bir dua edeceğim. Göksel babamız, minnettarız. Çünkü yeniden senin himayende bulunduk. Senin varlığına kavuştuk. Sen bizden sorumlusun artık. İsa Mesih, sen bizim Efendimizsin, Rabbimizsin, abimizsin. Davamıza bakan sensin. Ve Kutsal Ruh, sen bizim öğretmenimizsin. O zaman gel, öğretmenimiz ol, yüreklerimizi aç. Burada saklanan her bir korku bugün ortaya çıksın ki onun icabına bakalım diye. Senin sözün etkin olsun aramızda. Ne yapmak istiyorsan yap ya Rab. Bu çok tehlikeli bir dua olduğunu biliyoruz. Ama iyi bir Tanrı olduğunu da biliyoruz. O zaman iyiliğinle gel, merhametinle, lütfunla gel. Bizim hayatlarımızda ne yapmak istiyorsan, neler gerçekleştirmek istiyorsan yap ya Rab. Ona varız. Teselli oluyoruz. Mesih adıyla. Amin. Romalılar 8 ve 4. ayet. Ve ayet ayet gideceğiz bugün. Bugün diyorum, her hafta ayet ayet gidiyoruz. Neyse. O zaman Romalılar 8 ve 4 okuyorum. Öyle ki yasanın gereği benliğe göre değil, ruha göre yaşayan bizler de yerine gelsin. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğemez de, benliğin denetiminde olanlar Tanrı'ya hoşnut edemezler. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, ruhun denetimindesiniz. O zaman burada iki diyardan bahsediliyor. Yani Pavlos özet geçiyor. Bunlar zaten önceki haftalarda çalıştık. 5. 6. 7. bölümlerde ve dinlemediyseniz internete girerek işte oradan indirebilirsiniz.
özet geçiriyor ama burada iki diyardan, iki konumdan, iki çağdan bahsediyor. Yani benlikteki insanlar ve artık kurtulup da başka bir diyara aktarılan insanlardan bahsediyor. Mesih'te olanlar, ruhta olanlardan bahsediyor. Şimdi şu ana kadar, 8. bölümüne kadar kutsal ruh sadece 4 kere geçiyor Romalılarda. Çok fazla konuşulmuyor. Ama bu bölümde, sadece 8. bölümde 22 kere geçiyor kutsal ruh. Demek ki iman ettikten sonra kutsal ruha çok ihtiyacımız var, o çok etkindir. Ve Tanrı'nın gerçeklerini bizim hayatlarımızda uygulayan O'dur. O zaman burada sürekli kutsal ruhtan bahsediyor. Ama burada bazen şüpheleniyoruz, düşünüyoruz ya bu içimizdeki bir savaştan bahsediyor. İşte benliğe mi uyacağım yoksa ruha mı uyacağım? Aslında ondan bahsetmiyor. Diyor ki benlikte insanlar var ve kutsal ruhta insanlar var. O zaman sen neredesin? Tövbe ettin mi? Mesih'e geldin mi? Yoksa hala Adem gibi, yok kendi kafama göre takılacağım mı diyorsun? O zaman korkun olacak. Korkulacak çok şey var dünyada. Ama biz Mesih'e gelenler olarak, artık ruha uyanlar olarak yeni bir konumumuz var. Ve 10 tane yenilikten bahsedeceğim. Bugün birincisi yeni konum. Bu ayetlerde bahsedilen yeni adresimiz var. Tanrı'nın lütfunun içinde bulunduk. Daha önce buradaydık. Tanrı geldi, bizi oradan aldı, getirdi ve yeni bir yere koydu. Yeni bir konumumuz var Mesih'te. Bu ayetlerde bundan bahsediliyor. Ve artık düşündüklerimiz farklı, eylemlerimiz farklı, gidişatımız farklı ve akıbetimiz farklı. Ve diyor ki buradaki akıbet ölüm ama buradaki akıbet yaşam ve esenliktir. Dolayısıyla yeni adresimiz var diye, yeni konumumuz var diye birçok korku hemen ortadan kayboluyor. Mesela ölüm korkusu. Çünkü Mesih'tekiler ölümden dirilecek. Sonsuza dek onun varlığında yaşayacak. O zaman o ilahide ne söylüyoruz? Artık ölümden korkmuyorum ben, değil mi? Korkmuyorum ben artık ölümden. Çünkü Mesih'teyim. Geleceğim belli. Tamam mı? Öleceğiz. Biraz uyuyacağız. Sonra dirileceğiz. O korku yok oluyor. Ayrıca bir korku daha var. Bazılarımızın yaşadığı. O da acaba bu imanı sürdürebilecek miyim? Korkusu. Şimdi kız kardeşimiz daha önce bir görüntü paylaştı. Dedi ki Mesih'in evine girdik. Sadece bir kapısı var. Giriş kapısı. Bu ilahiyatsal açıdan çok yoğun ve önemli bir görüntü paylaştı. Çünkü bir korkumuz olabilir. Ya şimdi kurtuldum ama birazdan işte iblis bir şey yaptı, ben bir şey yaptım. Yani kurtulmamak mümkün mü? Gayri kurtuluş diye bir şey var mı? Kurtuldum şimdi kurtulmuş değilim diye bir şey var mı? Aslında çok net bir şekilde bu ayetlerde yok. Mesih'teysen Mesih'te olacaksın. Mesih'te devam edeceksin. Neden? Çünkü kurtuluş bizden değil. Rab'dendir. Onun seçeneğiydi, onun kararıydı, onun eylemiydi. Sen kendini kurtarmadın, aslında sen kendin girmedin. O seni buraya getirdi. Sana dayanmıyor, Rab'e dayanıyor. Şimdi Rab kararını değiştirecek mi? Haşa. O da Tanrı'ya karşı büyük saygısızlık. O zaman o korku gitsin. Belki korkuyoruz ki, belki eşim iman etti ama belki sürdürmeyecek. Tamam mı? O korku gitsin artık. İman ettiysek Rab'teyiz. O zaman birinci yenilik bu. Yeni konum, yeni adres. Amin. İkincisi, devam ediyoruz ayetlerde. 9'dayız. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. Eğer Mesih içinizdeyse bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. Burada Mesih'in olmaktan bahsediyor. Yani Mesih'e ait çok çok güzel bir gramer. Mesih'inim. O ilahi söylüyoruz. Seninim ben. Değil mi? Mesih'inim. Mesih'e aitim. Çok güzel. Ve diyor ki aslında bazı insanlar Mesih'in
Bazı insanlar Mesih'in değil. O zaman sen nesin? Ve eğer ki Mesih'inse sen, eğer ki Mesih'e aitsen, demek ki aslında yeni bir efendin var. Mesih'insin. Yeni bir hamimiz var. Tamam mı? Yeniden onun himayesine girmiş olduk. Şimdi bu çok önemli. Eski dünyada ve özellikle Roma'da ve bu mektup Roma'daki kiliseye yazıldı ya. Patrus oradaki kültürü biliyor. O zaman onların terimlerini kullanmak istiyor. Orada bu hamilik sistemi mevcuttu ve çok yaygındı. Tamam mı? Şimdi bizim günümüzde pek yok. Bir iki örnek belki olabilir kültürde. Ama bir güçlü bir kişi diyor ki sana bir iyilik yapacağım. Artık bana bağlı olacaksın. Benim ailemde olacaksın. Benim ev halkımda olacaksın. Tamam mı? Benimsin. Ve artık, ve bu çok güçlü bir kişi, büyük bir kişi, yüce bir kişi. Tamam mı? Artık sana dokunan bana dokunmuş olur. Senin onurun benimkine bağlıdır. Senin adını lekeleyen benim adımı lekelenmiş olur. O zaman onun cevabına bakacağım. Ve bir şekilde bizim Rab'deki kurtuluşumuz bundan bahsediyor. Rab diyor ki artık sen benimsin. Bana aitsin. Sana dokunan göz bebeğime dokunmuş olur diyor Rab. Değil mi? Pavlus onun hikayesini biliyorsun. Saul işte imanlıları zulmediyor, zulmediyor. Hristiyanları hapise falan atıyor. Bir gün gidiyor büyük bir nur görüyor. Eşeğinden yere düşüyor. Bir ses duyuyor. Saul Saul bana neden zulmediyorsun diyor. Sen kimsin ki? Sana zulmetmiyorum. Ama Tanrı ne demek istiyor? Benim halkıma dokunan bana dokunmuş olur. Benim halkıma zulmeden bana zulmetmiş. Benimle uğraşmış oluyor. Ve burası sen Rab'e aitsin. Onun ruhu bu ayete göre içinizdeyse ruhun diridir. Onun damgası senin alnın üzerine yazıyor. Hep diyoruz ya benimki çok büyük. Seninki de şanslıyım. Rab'in ismi burada yazılı. Bana ait. Cinler bunu görsün ve korksun. Melekler bunu görsün ve yardıma gelsin. İmanlılar bunu görsün ve beni Rab sayesinde sevsin. Beni sevmezsen bile. Değil mi? O zaman onunuz, ona aitiz. Yeni bir hamimiz var artık. Seninle uğraşan, iş yerinde olsun, mahallende olsun, seninle uğraşan Rab ile uğraşmış olur. O korksun. Değil mi? O zaman artık insanlardan korkmuyoruz. Artık iblisten bile korkmuyoruz. Üçüncü olarak yeni bir yapımız var. Yeni bir tabiatımız var. İçimiz değiştirildi. Bu 10. ayette diyor ki eğer Mesih içinizdeyse bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte aklanmış olduğunuz için ya da aslında doğru olduğunuz için ruhunuz diridir. İman ettiğimiz zaman Mesih'in doğruluğu bize bağışlandı. Değil mi? Çarmıhta bir değiş, tokuş gerçekleşti. Bazen sadece o değiş parçasından bahsediyoruz, tokuş parçasından bahsetmiyoruz. Bizim günahımız, günahkarlığımız ona verildi. O günahımızı üstlenerek öldü. Onun kutsallığı ve doğruluğu bize verildi. Biz artık Tanrı'nın gözlerinde aklanmış sayılıyoruz, kutsal sayılıyoruz ve doğru sayılıyoruz. Yeni bir yapımız var, yeni bir kimliğimiz var Tanrı'nın gözlerinde. Tanrı diyor ki artık seni kutsal sayıyorum. Ama kutsal hissetmiyorum kendimi. Ama kim yalancı burada? Tanrı mı sen mi? Değil mi? Yeni bir yapımız oluyor. Değiş var, tokuş da var. O eski anlaşmadaki hikaye biliyorsunuz. Yakub ile Esau ikizler. Tamam şimdi Esau er kişi, güçlü. Diyor ki işte tamamen işte tüylü bir adam. Ama yani işte av seven bir adam, et yiyen, kırmızı et yiyen böyle bir adam. Ve babası onu çok seviyor. Oğluma bak. Ama onun erkek kardeşi Yakup işte o kadınlarla takılıyor, şiirler yazıyor falan işte. Biraz daha duygusal bir erkek. Ve babası onu sevmiyor. O zaman Yakup abisini kıskanıyor.
Ya babam beni de sevsin. Yani o favori herhalde beni hiç sevmiyor, hiç düşünmüyor. Babam beni de sevsin. Şimdi yaşlandıkça, ben özet geçiyorum, hikaye çoğunuz biliyorsunuz. Yaşlandıkça babasının gözleri görmez oluyor artık, tamam mı? Bir gün Esav ava çıkıyor. O gitmişken Yakup geliyor, diyor ki onun giysilerini ben giyeceğim. Tamam mı? Onun kokusu bende dursun. Babamın yanına gideceğim. Bir yemek getireceğim. Baba kokumu aldığı zaman aslında abimin kokusunu almış olacak. Dokunduğu zaman bana aslında abimin giysilerini dokunmuş olacak. Abim zannedecek. Beni evet. Sevecek. Ve bereketleyecek. Ve böyle yapıyor Yakup. Değil mi? Kıskançlıktan. Ama aslında bu da bir peygamberliksel bir olaydı. Çünkü Mesih'e doğru işarettir. Mesih de Tanrı'nın en sevdiği biricik oğlunu sevdiği, kabul ettiği, kokusunu sevdiği oğlu. Aslında biz onun yerinize geçiyoruz. Çarmıh yüzünden, değiş tokuş yüzünden. Onun giysilerini biz giymiş oluyoruz. Onun kutsallığını biz almış oluyoruz. Rab şimdi bizim kokumuzu aldığı zaman Mesih'in tatlı kokusunu alıyor. Oh sevgili oğlum diyor. Nasıl bir, yani Tanrı dedi ki oğlumu feda edeceğim senin gelebilmen için. Seni o kadar çok seviyorum. O zaman yeni bir yapımız, yeni bir kimliğimiz var. Yeni bir kokumuz var artık. Tanrı'nın önünde. Mesih'in lütfu değil mi? Kedisi bunu anlatabilir size. Zaten bir de biliyor. Geçmiş olsun. Kediler her zaman eve girer girmez senin kokunu alıyorlar. Sen yabancı bir kediyle takılıyor muydun diye. Ve normalde ah tamam sadece benim kokum var sorun yok diyorlar. Ama geçen gün eve geldiği zaman herhalde yaramazlık yaptın, aldatmışsın. Başka bir kediyle beraberdin. Eve geldiği zaman bir kedi onun kokusunu almaya geldi. Başka bir kedinin kokusu var burada diye saldırdı. Değil mi? Geçmiş olsun. Biz şaka olarak söylüyoruz da herhalde biraz kan oldu. Kanamış. Neyse. Biz bazen böyle düşünebiliriz. Biz bazen düşünebiliriz ki hoş geldin. Bazen düşünebiliriz ki ben işte Mesih'e ait olmalıyım, Hristiyan olmalıyım ama bu hafta işte başka kedilerle takıldım. Tanrı'ya aldattım. Şimdi geldiğim zaman babaya kimin kokusunu alacak? Ama biz biliyoruz ki Mesih'in kokusu artık bize aittir. Yeni bir yapımız var. Daha önce, iman etmeden önce bazen günah, bazen iyilik yapan günahkardık. Şimdi bazen hatalar yapan kutsallarız. Yeni bir yapımız, yeni bir kimliğimiz var. Tamam, üç oldu. Dördüncü yenilik, yeni borçluluk. Ayet 11. Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Öyleyse kardeşlerim, borçluyuz ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Şimdi birçok kişi kendilerini borçlu olarak görüyorlar. Birçok din aslında bu kavram üzerine kurulu. Yani senin Allah'a karşı bir borcun var, seni yarattığı için, işte nefes verdiği için. O zaman hayatın boyunca sevap işleyerek, şey yaparak bu borcu ödemeye çalışmalısın. Benim bir arkadaşımın annesi bunu yaşadı. 25 yıl önce hocaya gitti. Dedi ki işte kendimi çok borçlu, çok ağır hissediyorum. Ne yapmam lazım? Hoca bir hesap yaptı. Dedi ki senin 25 yıllık namaz borcun var dedi. O zaman 25 yıl boyunca 5 vakit namaz kılacaksın. Ondan sonra borcunu ödemiş olacaksın. O zaman kadıncağız kurtulmak istedi. 25 yıl boyunca namaz kıldı. En sonunda onunla konuştuk, sorduk. Emin misin? Borcunu ödedin mi? Dedi ki inşallah ama bilemiyorum.
O zaman henüz esenlikli değil. Ve birçok din bu kavram üzerine kurulu. Bir korku var. Değil mi? Ödemek için gücün yetecek mi, yetmeyecek mi? Eski dinlerde bir kurban sistemi mevcuttu ama aynı kavram üzerine. Tamam mı? Yani Tanrı'yı yatıştırmak için, bir şey ödemek için bir kurban kesmelisin. Tamam mı? Belki Tanrı'yı yatıştırmış oluyorsun diye. Ama hamdolsun ki Hristiyanlıkta böyle bir sistem hiç yok. Bizim kurbanımız kesildi. Bizim borcumuz ödendi. Mesih çarmıhta ne diye seslendi? Tamamlandı. Yani oradaki dilde teknik finansal dünyadan gelen bir terimdi. Borç yoktur diye. Borç yoktur kaydı var ya. Borç yoktur diye seslendi. Ödendi, tamamlandı. Mesih borcumuzu ödedi. Çarmıhta. Demek ki bizim bir borcumuz kalmadı. O zaman borçluluktan hareket etmiyoruz. O ağır yük üzerimizden alındı artık. Özgürüz. Ama bu ayette ne diyor? Öyleyse kardeşlerim, borçluyuz ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Bir borçluluğumuz varsa eğer, o da ne? Bir minnet borcumuz var. Bir sevgi, saygı borcumuz var. Şimdi minnet borcu çok duygusal bir kavram, değil mi? Ya çok yüce bir şahıstan, bir iyilik aldığın zaman, hiç karşılığı veremeyeceğin zaman, ki o planın içinde değildi zaten, ona karşı bir sevgi, doğal bir sevgi duyacağız. Bir minnet borcumuz var Tanrı'ya karşı. Ondan hareket ediyoruz zaten. Bu karar büyük bir lütuf aldıktan sonra Tanrı'yı seveceğiz. Uyuyacağız. Onun izlerinden gideceğiz. Onurlandıracağız. Ama bu üzerimizde ağır bir yük gibi olmasın. Ve bir korku ile gelmesin. Acaba gücüm yetecek mi bunu ödemek için? Zaten ödemiyorsun. Değil mi? Anlatabildim mi? Okey, 4 tane yenilikten bahsettik. 5. Romalılar 8:13. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Burada yeni silahlardan bahsediyor. Kutsal ruhu bir silah olarak her zaman düşünmüyoruz. Normalde bir güvercin olarak. Ah, kutsal ruh üzerime gelsin. Burada diyor ki kutsal ruhla benliğin kötü işlerini öldürebilirsiniz. Gebertebilirsiniz yani. Nasıl bir silah peki kutsal ruh? Yani şöyle düşünelim. Hava limanında bir kontrol kulesi var. Tamam mı? Şimdi uçaklar oraya gelince bir izin istiyorlar. Burada inmek istiyoruz diye. Ve o kontrol kulesi ya izin verir ya da vermez. Tamam mı? Şimdi düşünelim ki aslında orada aynı zamanda silahlar var. O zaman düşman bir uçak gelirse, hayır izin vermiyorum ama yine de inmek istiyorsa onu vuracak. Aynı zamanda kutsal ruh hayatlarımızda, düşüncelerimizde böyle bir kontrol kulesi gibi çalışıyor. Çünkü düşünceler her zaman gelecek. Yalan söyle, yani ayrıntılı işte saplantılı düşünceler, nefret geliyor, kin geliyor değil mi? Her zaman düşünceler geliyor, inmek istiyorlar beynlerimize. Ama biz izin vermiyoruz, kovuyoruz. Hatta kutsal ruhun gücüyle onlara vurabiliriz. Tamam mı? Şimdi biz bilinmeyen diller bir örnek olarak. Yani kutsal ruhta dua etmek. Ama bu bilinmeyen diller armağanı var ya, işte dua şekli. Bu aslında çok güçlü bir silahtır. Kötü düşünceler sana geldiği zaman, saldırdığı zaman diye o düşman uçakları kovabilirsin. Gerçekten kutsal ruh ile dua ettiğin zaman bu bedenin kötü işlerini öldürebilirsin bu ayete göre. Ve böyle düşünmek lazım bazen. O 5. 6. yenilik. Yeni bir babamız var. Şimdi o dağa tırmanıyoruz ya. Şimdi tepeye doğru geliyoruz. Çok güzel ayetlere doğru geliyoruz. Ayet 14. Tanrı'nın ruhuyla
yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eskiden Mısır'dayken köleydik. Ama şimdi evlat edildik. Tanrı'nın oğulları, çocukları, evlatları olduk. Onun ailesine dahil edildik. Yeni bir babamız var. Buradaki ayette aslında oğulluk ruhunu aldınız diyor. Asıl anlamı evlat edilme ruhunu aldınız. Spirit of adoption. Evlat edilme ruhunu aldınız diyor. Tamam mı? Roma yasasına göre, diyelim ki benim bir öz oğlum var, sen öz oğlum olacaksın. Tamam mı? O zaman mirasım, servetim ona gidecek. Ama diyelim ki başka bir çocuğu evlat edersem, yasaya göre bunlar şimdi eşit. Ya ben öz oğlumum, sen sadece sonradan gelen biri olsun diye bir ayrımı yoktu. Yasaya göre servet konusunda, saygı konusunda, sevgi konusunda eşitsiniz. Aynı haklara sahipsiniz. Romalılar bunu bileceklerdi. Bu çok önemli. Neden? Çünkü Tanrı'nın bir tane öz oğlu var. Biricik oğlu İsa Mesih. Ama biz sonradan gelen oğulları olarak, çocukları olarak Mesih ile aynı sevgiye, aynı haklara, aynı mirasa sahip olma ihtimalimiz var. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı oğlunu ne kadar çok seviyorsa bizi o kadar çok seviyor. Evlat edildik bu anlama geliyor. Sadece işte Tanrı var, Mesih'i seviyor ve biz işte sonradan onun daha perişan çocukların hali gibi bir şey yok. Bizi ailesine alıyor. Onun neyi varsa bize veriyor. Bu çok büyük bir şey. Hristiyanlıkta evrensel baba diye bir kavram yok. Yani işte bir baba var ve herkes kardeş diye bir kavram yok aslında kutsal kitapta. İman ettiğin zaman Tanrı tarafından evlat ediliyorsun. O zaman Tanrı'nın oğlu kızı oluyorsun. Ondan önce düşmansın ve yabancısın Tanrı'nın sözüne göre. Ve diyor ki ruh bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Yani kutsal ruh o zaman burada ne yapıyor? Bir tanık bir olay görüyor, tanık oluyor, sonra anlatıyor doğrusunu. Tamam mı? Bir trafik kazası oldu, orada bir tanık var, anlatıyor işte şu oldu, şu oldu, ben gördüğüm için anlatıyorum, tanıklık değil mi? Kutsal ruh çarmıha tanık oldu, dirilişe tanık oldu, senin iman etmene tanık oldu ve diyor ki olaylar böyle, sen Tanrı tarafından evlat edildin. Şüphesiz ben tanık oldum ve ben yalancı değilim, ben kutsal ruhum diyor. Tamam mı? O zaman kutsal ruh hayatlarımıza girdiği zaman onun en önemli fonksiyonlarından, rollardan biri, görevlerden biri bizi ikna etmek. Tanrı seni kabul ediyor. Çünkü biz zor ikna oluyoruz. Beni mi kabul ediyor? Görmediğini hayatımı. Gördü. Çarmıhı da gördü. Değiş tokuşu da gördü. Kabul ediyor. O zaman kutsal ruh hayatlarımıza giriyor. İkna etmek istiyor. Tanrı, Mesih sevdiği kadar seni seviyor. Oğluna baktığı gibi sana bakıyor. Yeni baba. Yedinci olarak yeni ailemiz var. Şimdi en meşhur Hristiyan dua nedir? Göklerdeki babamız. Göklerdeki babam değil. Göklerdeki babamız. Yani benim bir babam varsa ve senin bir baban varsa demek ki biz kardeşiz artık. Yeni bir aileyiz. Bu çok çok önemli. Bazı insanlar benim kendi imanımı kendi evimde sürdüreceğim diye düşünüyorlar. Ama aslında ilk dua bile edemiyorlar. Göklerdeki babamız. Hani bizdik, neredeler? Tamam mı? Bir aileyiz.
kardeşimiz var ve Tanrı seni kabul ederse demek ki onu da kabul etmiş. Demek ki Tanrı seni kabul ederse sen onu da kabul etmelisin. Kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, bu adam bile kabul etmelisin. Ve Tanrı seni kabul ederse demek ki o seni kabul edecektir. Ve bu çok büyük. Çünkü en büyük korkularımızdan biri kabul edilmeme korkusu. Ait hissetmek istiyoruz. Ve buraya geleceğim, tamam o zaman Tanrı beni kabul edecek. İkna oldum diyorsun ama bunlar beni kabul eder mi? Gerçekten beni tanısaydınız, kabul eder miydiniz? Geçen hafta çocuklarıma nasıl davrandığımı görseydiniz, beni kabul eder miydiniz? Beni, sakın beni makyajsız görmesinler. Sakın benim evimin dağınık hali görmesinler. Herkesin zayıflıkları var. Biz düşünüyoruz ki zayıflıklarımız bizi birbirimizden uzaklaştıracak. Ama Tanrı'nın sözünde zayıflıklarımız bizi birbirimize yaklaştıracak. O zaman diyoruz ki zayıflıklarımı göstermeyeceğim. Çünkü o zaman beni kabul etmezler. Bu korkumuzdan, kabul edilmemek korkusundan, red korkusundan geliyor. İblisten. Ama aslında Mesih dünyaya geldiği zaman güçlü bir kahraman olarak gelmedi ki. Zayıf biri olarak geldi. Neden? Çünkü biliyor ki orada samimiyet var. Yüzeysellik gitsin, samimiyet oluşsun. O zaman senin hayatında zayıflıklar, hastalıklar, problemler, sıkıntılar, günahlar varsa onları bir kardeşle paylaştığın zaman ilişkinizi güçlendirecek. Çünkü Tanrı seni kabul ediyorsa demek ki o da seni kabul edecek. Korkmaman lazım. Belki diyeceksin ki eskiden böyle yaptım, paylaştım. Sonra dedikodumu yaptılar. Her tarafa yaydılar. Bunu daha önce yaşadığım için böyle bir korkum var. Ama aslında o korkular gitsin. Gerçekten birbirimize güvenelim. Gerçekten. Yani ne diyorlar? Çocuktan al haberi. Tamam mı? İşte ben burada konuşurken sizinle, ne kadar bilmiyorum bir adam diye düşünebilirsiniz. Sen ve benim çocuklarımdan biri buraya girerse, baba beni niye dövdün dün derse, örneğin. Tamam mı? Yani çocuktan al haberi. Hemen bizim balonumuzu patlatacak güçteler. Aslında zayıflıklarımız da böyle. Korkuyoruz ama aslında bir samimiyet oluşturacak güçteler. Ve yüzeysellik kaldıracak güçteler, zayıflıklarımız. Samimi bir aile olalım. Bu korku gitsin. Birbirimize güvenelim. İhtiyacımız var birbirimize çünkü. Yeni aile. 8. olarak, şimdi tepeye doğru geliyoruz. Bu Everest dağının. Yeni bir mirasımız var. Ayet 17. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız, mantıksal olarak. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere, Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarıyız. Şimdi bunu bir dakika düşünelim. Mesih'in mirası nedir? Vahiy bölümünde bir sahne var, Vahiy 4 ve 5'te. Tanrı'nın vasiyetnamesi var, bir tomar var. Ve diyor ki, kim bunu açacak? Kim bunu açabilir? Kimse ortaya çıkmıyor. Sonra Mesih ortaya çıkıyor. Kutsal olduğu için, Tanrı'nın öz oğlu, mirasçı olduğu için. Ve o açıyor, o layıktır. Ve o zaman yeni yaratılış başlamaya başlıyor Vahiy bölümünde. O zaman Mesih'in mirası, sahip olacağı serveti yeni yaratılıştır. Sonsuza dek sürecek, yenilenmiş gökyüzü ve yeryüzü. Ölümün olmadığı bir yerde, yasın, acının olmadığı bir yerde sonsuza dek hükmetmek Mesih'in mirasıdır.
Sonra diyor ki biz Mesih ile ortak mirasçıyız. Yani o yeni yaratılış bizim de mirasımızdır. Biz oraya gireceğiz ama bir misafir olarak değil, ev sahibi olarak yeni yaratılışta yaşayacağız Mesih ile birlikte. Mirasımız bu. Roma yasasında bu çok netti. Şimdi bu mektup Roma'daki kiliseye yazıldı ya. Bundan birkaç yıl önce Roma'da yaşanan tarihte bildiğimiz bir olay yaşandı. O da Julius Caesar, en büyük imparatorlardan biri, Octavian diye bir çocuğu evlat etmiş. Sıradan bir çocuğu evlat etmiş, Octavian diye. Ve her şeyini, bütün servetini, zenginliklerini, her şeyini ona bırakmış. Sonra öldükten sonra bu çocuk imparator oluyor. Ve en büyük, en güçlü, en tanınan imparatorlardan biri Caesar Augustus. Zaten Ağustos ayı ondan geliyor. 40 yıl imparatorluk sürdürdü bu çocuk. Sıradan bir çocuk. Hiç hak etmedi. Ama adam diyor ki seni seçiyorum. Romalılar bunu bilecek. Çünkü bu birkaç yıl önce yaşandı Roma'da. Şimdi bunu dediği zaman hemen akıllarına bu gelecek. Diyecekler ki ben de sıradan bir kişiyim. Ben bir köleyim. Ben bir Yahudiyim. Ben bir Grekim. Ben hiçbir şey değilim. Günahkarım. Tanrı beni seçti. Evlat etti. Mesih ile ortak mirasçı mı kıldı şimdi? Allah Allah diyecektim ama wow yani. Büyük bir şey. Tanrı'nın lütfu işte. Yeni miras. Demek ki artık hangi korku kalkıyor bizden? En favori kim korkusu? Yok aramızda. Mükayese edilme korkusu yok aramızda. Dışlanma korkusu yok aramızda. Mahrum edilme korkusu yok, değil mi? O gün gelince de Rab diyecek ki ya sen hak ettin, sen işte mirasını al. Hak etmedi. Diye bir şey yok. Zaten hiçbirimiz hak etmedi. Mesih hak ettiği için bize bağışlanıyor. Dokuzuncu olarak az kaldı. Yeni paydaşlığımız da var. Şimdi biliyorsunuz Grekçe'de sin ile başlayan kelimeler birlikte yapılan bir olaydan bahsediyor. Mesela symphony birlikte yapılan bir müzik, bir ses. Tamam mı? O zaman birlikte yapıyoruz. O zaman sin ile başlayan sympathy, birlikte hissettiğimiz bir duygu. Tamam mı? Şimdi bu ayetlerde sin ile başlayan 4 tane kelime var Grekçe'de. Ve bu beraberlik, yakınlık, paydaşlık, eşlik bahsediliyor burada. Tamam mı? Sin ile beraber yapılan bir şey. Birincisi, birlikte tanıklık eder. Diyor ki ruh bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocuklar olduğumuzu tanıklık eder. Tamam mı? O zaman bir beraberlik var kutsal ruh ile biz aramızda. Bir paydaşlık var. İkinci olarak birlikte mirasçı. Diyor ki Mesih ile birlikte mirasçı kılındınız. Mesih ile birlikte bir geleceğimiz var. Üçüncü olarak diyor ki birlikte acı çekenler. Ayet diyor ki Mesih ile birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Yani birlikte acı çekmek. Mesih acı çektiyse biz de onun takipçileri olarak acı çekeceğiz. Kesin. Onu dışladılarsa bizi dışlayacaklar. Onu reddettilerse bizi reddedecekler. Bunu bile bile iman ettik. Değil mi? Yani size yalan söylemedik. Rab'be geldiğiniz zaman zorluk çekeceğinizi sürekli söylüyoruz. Gülistanlık olmayacak. Tamam mı? Ama aynı zamanda biz acı çektiğimiz zaman Mesih bizimledir. Acı nedir biliyor. Utanç nedir biliyor. O zaman acı çektiğimiz zaman Mesih bizimle birliktedir. Teselli ediyor. Ve dördüncü sin kelimesi olarak diyor ki Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere. Mesih'le acı çekiyorsak. Yani Mesih ölümden dirildikten sonra yüceltildi. Yeni bir bedeni var, yeni bir yüce var. Bir görkem var. Tanrı'nın sağında oturuyor. Diyor ki biz de Mesih'le birlikte yüceltileceğiz. O ne kadar yüceyse biz de o yüceliği yaşayacağız. O zaman bu bizim hikayemiz. Birliktelikten, paydaşlıktan bahsediyor.
Bir devrimi düşünün. Şimdi kardeşler omuz omuza savaşıyorlar. Omuz omuza acı çekiyorlar. Sonra galip geliyorlar. Sonra beraber iktidar koltukta oturuyorlar. Ve gittikçe beraber diktatör hale geliyorlar. Yani normal. Sonra yeni bir devrim lazım. Ama bizim hikayemizde öyle olmayacak. Birlikte acı çekeceğiz. Ruh bizimle birlikte. Sonra birlikte yüceltileceğiz. Birlikte yeni bir mirasa sahip olacağız. Bu birliktelik bütün hikayemiz boyunca devam edecek. Ve en son olarak yeni bir gelecekten bahsediliyor burada. Ayet 18. Kanım şu ki bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Hadi çevresinde çok güzel oluyor. Hadi çevresinde böyle bence bu hayatta çektiğimiz acılar ahirette sahip olacağımız ihtişamla mükayese edilemez. Evet, şu an acılar var, onu tartışmıyoruz, sürekli söylüyoruz. Ama bunlar anlık, geçici, kısa. Rahibe Teresa dedi ki, onun yanına vardığımız zaman, geriye baktığımız zaman hayatlarımıza, sanki bir gece kötü bir otelde geçirmişiz gibi hissedeceğiz. Gözümüzle ihtişam göreceğiz diyor. İhtişamın ne olduğunu bile bilmiyorum ama herhalde güzel olacak. O zaman sonuç olarak kardeşler, burada 10 tane yenilikten bahsettik. Maksat artık aramızda hiçbir korku kalmasın. O zaman yeni bir konumuz var, adresimiz var Rab'de. Demek ki ölümden korkmuyoruz, yargıdan korkmuyoruz, benlikten korkmuyoruz artık. Yeni bir hamimiz var, Mesih, Mesih'iniz. Demek ki artık iblisten korkmuyoruz, başka insanlardan korkmuyoruz. Çünkü sana dokunan Tanrı'yla uğraşmış oluyor. O davana bakacak. Senin onurun onunkine bağlıdır. Üçüncü olarak yeni bir yapımız var. Değiştirildik, kutsallaştırıldık, aklandık. Yeni bir diri bir ruhumuz var. O zaman reddedilmekten, unutulmaktan, pas geçilmekten korkmuyoruz artık. Dördüncü olarak yeni bir borçluluğumuz var. Yani gücüm yeter mi diye korkmuyoruz. Ödebilecek miyim? Yetersizlikten, zayıflıktan, belirsizlikten korkmuyoruz artık. Beşinci olarak yeni silahımız var. Kutsal ruh ile bizi aldatmak isteyen düşünceleri yok edebiliriz. O zaman ayartılmaktan korkmuyoruz. Sonra yedi bir babamız var. Onu hoşnut etmemekten korkmuyoruz. Zaten olduğumuz gibi kabul etti. Mesih'i sever gibi bizi seviyor. Yeni bir ailemiz var. O zaman birbirimizden kabul edilmemekten korkmuyoruz artık. Dürüst olalım, samimi olalım. Yeni bir mirasımız var Mesih'le birlikte. Demek ki dışlanmaktan, mahrum edilmekten korkmuyoruz artık. Yeni bir paydaşlığımız var. O zaman yalnızlıktan korkmuyoruz artık. Ve yeni bir geleceğimiz var. O zaman gelecek korkusu da yok bizde. Korkmuyoruz. Ne olursa olsun geleceğimiz burada net kesin. Onunla birlikte olacağız. Ayağa kalkalım, dua edeceğiz.